بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siratini okuyuşluğundaki keyingi dersimiz başlayalımız. Hala şu vakit geçe Kureyş Müslümanlarda hayır derken bilişmesi de Müslümanlar hem müşriklerde koşuna hayır derken havarı yok idi. Birbirine yakın lakin bilişmesi de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu bilen haber top geliştiği için Badr mintakasına çıktı. Şimdi bir aksakal kişinin Badr Suud'a oturganligini gördüler de o kişi kimseler de sorgana da Peygamberimiz eğer siz bizge sorgan sorularımızga cevap verseniz biz hem cevap veremiz dedi. O kişi sorayım dedi. Peygamberimiz Kureyş koşuna hakkı da soradı, özü hakkı da soradı. O kişi etti ki menge haber kılındı ki Kureyş koşuna falan günü çıkan eken falan cahaya falan günü yetken eken eğer menge haber vergen adam doğru etken basıp falanca dedi de Kureyşlerde hakikaten cağlaşıp durgen tağın arkasındaki canı kürsetti. Muhammed Medine'den falan günü çıkanı hakkında bir kişi menge haber yetkizdi. Falan günü falanca gekeken eken. Eğer menge haber yetkizgen adam doğru etken olsa o falanca dedi Peygamberimizin koşunu durgen cağda hakikaten kürsetti. Peygamberimiz kervançı deyip soru gene de o kişi etti. Kervanda hayır dergini bilmeyeyim ben dedi. Hakikaten Abu Sufyan bu dahali giden hiç kimge bildirmezden kervanını aman apaçıp etken edin. Peygamberimiz sorugun savalge bu kişi cevap verip bu oldu. Keyin kayırdan silersiler de soradı. Bu cenk payeti, Müslümanlar hakkında, umman koşun hakkında bir malumat veriştik bu doğrumaz, mümkünmez. Çünkü Peygamberimiz o kişiye biz Sudan'mız dediler de ketip kaldılar. Haliki kişi kaysi Sudan, Raci Sudan mı, Kaysi Sudan de güçe Peygamberimiz inime ketip kaldı. Onge yalgan ham gapirmadı, lakin sorgan savalıge cevapan vermedi. Bu tavriye deyiladi, çünkü oksigen uruş halatları da işletilişlik caiz buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin cevaplarından Kureyş'in koşuna yakın ekenliğini bildiler de Peygamberimiz Udvatu dünyadan çıkıp Badr'ge çadır tikişlikke buyurdu. Şimdi Habbab ibn-i Muzur raziyallahu anh'u kelep ya Resulullah bu joy Allah vahiy kıldı mı şöyle düşündü. Allah tamamen vahiy mi şöyle düşündük. Eğer şunday olsa bir kadem aldıgem arkaya yürümeyimiz bacaramız dedi. Ya ki bu sizi reis, fikiriz, uruçdaki hileyiz mi dedi sonra. Resulullah bu benim fikrim dedi. Habbab ibn-i Muzur ettiler. Onda bu joy doğru joymaz. Ne mi dedi Peygamberimiz sonra? Ya Resulullah bu Badr mintakasındaki en yakşı sudağılığı toktaydı. Başka kuduları kömür taşlayarak. Bizde su buladı, burada su bulmaydı. Peygamberimiz Habbab ibn-i Muzur'da sözünü kabul kıldı. Hem de o kişi etken cahaya cahalandı, başka kuduları kömüldü. Şundan alınadığın kişiye yine bir ibret ki, etip koştukimiz gerek. Koşundaki adlı bir asker, özünü komandanına gelip, komandanını fikirge hılaf boyan fikirde etişten kokmayıp. Yani şundaki ki, rahbar bugün, hocayın bugün adamızga, o ayetteyken fikirge karşı fikirde etkeni kokasız. Çünkü ya mensa biz noktaşıydı, ya bir ceza olaydı, ya ki kendidir bir başka çağrını kulluydu. Hocayın da fikirin natorligini bilip durgen kol astığı kişiler hem, buyaki cezadan korkup durup fikirini açtığı cünat kimiydi. Hiç kaysa adam, her kança akıllı olsun, her kança fikir mülahazalı olsun, köp okuyan, köp bilgen olsun, atrofidagi odamlarning fikriga quloq solishidan kattalik qilmaslik kerak. Har qancha bilimdon bo'lsin, har qancha aqlli bo'lsin, hech kim nasihat eshitishlikka kattalik qilmaydi. Hech kim nasihat qilishlikka kichkinalik qilmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ra'yini avval Habbob ibn Munzur odob bilan so'rayapti. Alloh vahiy qilgan bo'lsa, so'zsiz quloq solamiz. Yo agar o'zingizning fikringiz bo'lsa, yo Rasululloh bu noto'g'ri fikr. Onda yaxshiroq fikir var mende deyapti. Bu rahbar degan adam kol ostidagilarning sözüge, fikriga kulak tuta bilişliği kerek. İhtimol zor fikir çıkayotgandir. Siz o'shini ağzını yopasız, ondan keyingi zor fikir egalari ham gapirmaydi. Koy dedi bari olmaydı. Ondan ko'ra jim o'tiraveray dedi. Şu bilan rivojlanishlik, o'sishlik bo'lmaydi.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Habbob ibn Munzur maslahat bergan joyiga qo'shinni joylashtirdi, chodir tikildi va hovuz kavlashlikka buyurdi. Chunki ertaga jang bo'ladigan bo'lsa, jang asnosida quduqdan suv olib ichishlikdan ko'ra hovuzdan suv olib ichishlik oson bo'lar edi. Musulmonlar hovuz kavlashdi. Ertasi Badr g'azovati sodir bo'lgan kechada Alloh taolo musulmonlarga bir qancha yengilliklarni yaratib berdi. Birinchisi yomg'ir yog'ishligi. Boyaga aytganimizdek, musulmonlar suv ichishlik uchun hovuz kavlashdi, uni to'ldirib ulgushmadi. Mana shu yoqqan yomg'ir shu suvni to'lishiga sabab bo'ldi va bu yomg'ir musulmonlarga aziyat bermagan, yengil bo'ldi musulmonlarga. Va tog'ning narigi tomonida turgan mushriklar ustiga esa qattiq sel qo'ydi. Badr mintaqasidagi qum nihoyatda yurishlikka qiyin bo'lgan qum edi. Bir ikkinchisiga yopishmas edi. Endi agar bunga yana suv qalin yog'adigan bo'lsa, yana og'irlashib ketadi. Mushriklar tomonga sel qo'ydi. Ertalab jang maydoniga kelganda nihoyatda bir qiylangan, mashaqqat chekkan holatda keldi. Musulmonlar ustiga yengil shunday sebalab o'tdi. Musulmonlar yurishlari oson bo'ldi, qadamlari sobit bo'ldi. Ikkinchi yengillik Nuas. Bu haqida Alloh taolo oyat nozil qildi. Nuas bu musulmonlar jangdan oldin rohatlanib olishligi uchun, xotirjam bo'lishligi uchun Alloh taolo bir qattiq uyquni ularga tushirdi. Hammasi uxlashdi. Badr kechasida musulmonlarni uyqusini qo'riqlagan sahoba aytadiki, Badr tuni soqchilik qildim, uxlab qolaverganligimdan qo'limdan qilichim 7 marta tushib ketdi. Ya'ni soqchi shuncha uxlayapti. Endi qolganlarning uyqusini faraz qiling. Imom Qurtubiy mana shu oyatni sharhida shunga aytadiki, bu uyqu musulmonlarga tamomiy jasadlariga orom berdi va ertaga bo'ladigan jangga quvvatlantirdi va ikkinchisi shu uyqu bilan Alloh taolo musulmonlarni ertaga bo'ladigan jangdan qalbidagi xavotirni ko'tardi, qo'rquvni ko'tardi. Demak, jasadlar quvvatli bo'ldi mana shu uyqu bilan hamda qalblaridan qo'rquv xavotir ko'tarildi. Alloh shunday deydi. Astaudu billah iz yughashikumun nu'asu amanatan minhu va yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bih va yudhhiba ankum rizzash shaytani wal yarbita ala qulubikum va yusabbita bihil aqdam. O'shanda xotirjam bo'lishingiz uchun sizlarni o'z tarafidan uyquga cho'mdirgan va poklab sizlardan shayton vasvasasini ketkazish uchun dillaringizni bir va qadamlaringizni mahkam qilish uchun ustingizga samodan suv, yomg'ir yog'dirgan edi. Demak, qadamlari sobit bo'lishi uchun, qalblari xotirjam bo'lishi uchun Alloh taolo ularga yomg'ir yog'dirdi va uyquni berdi. Bu g'azotni, bu jangni Alloh taolo o'zi tadbir qilyapti, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrga kelib to'xtab bo'lganidan keyin, qo'shin joylashgandan keyin, u kishining oldiga ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu keldi. Aytdi: "Ya Rasululloh" dedi. Madinada qolgan birodarlarimiz, ya'ni ansorlar, ular ko'pchiligi chiqmadi. Ular ya'ni karvonni yo'lini to'sgani chiqib ketdi deb chiqishmadi. Agar jang bo'lishini bilganda chiqishar edi. Ya'ni qavmini sayyidiki ko'ring, orqada qolgan birodarlar mana shu ajrdan, Rasulullohning yonida turishlik sharafidan mahrum bo'lib qolganidan joni bir achishib ularga uzr keltiryapti. Agar jang bo'lishini bilishganda chiqishar edi dedi. Rasululloh, agar rozi bo'lsangiz, qo'shinning orqasiga bir chodir tikib beraylik. Shunda turing. Agar yengsak, bu bizni quvontiradigan narsa. Agar unday bo'lmay qolsa, sizga minishlik uchun o'g'lonlarni tayyorlab qo'yamiz. Madinaga qaytib borasiz, islom ishi tugab qolmaydi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu maslahatni ham oldi. Alloh tomonidan vahiy bilan quvvatlantirilganiga qaramasdan, barcha ilm hikmatga egasi bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga Qur'on berildi, yana Qur'oncha, yana qo'shimcha ilm berildi degan zot sahobalardan maslahat olishlikka kattalik qilmayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan qanday bir yumshoq, halim muomalada bo'ldi. Alloh aytadi: "Astaudu billah, fa bima rahmatin minallohi lintalahum." ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. اي محمد عليه السلام
Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, ya'ni sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Payg'ambarimiz mana shunday bir halim, yumshoq muomalada bo'lishligi Alloh taoloning sahobalarga bergan marhamati, Alloh taoloning rahmati bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansorlar tikib bergan chodirga borib o'tirdi. Hamda musulmonlarni shijoatlantirib, ularga bir ko'ngillarni ko'tarishlik uchun, mana Imom Muslim rivoyati, Badr maydonida yurib borarkan payg'ambarimiz qo'li bilan ishora qilardi. Manovi falon mushrikda o'lim topadigan joyi. Manovi falon mushrikda qatl bo'ladigan nom-manom ko'rsatdi. Mana shu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi, Allohga qasam deydi. Rasululloh kimni atini aytib ko'rsatgan bo'lsa, xuddi ana shu joyda o'limini topdi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayroqlarni bo'lib berdi. Ali ibn Abi Talibga, ikkinchisini Musab ibn Umayrga. Ibn Qoyyim Javziyda 3 ta bayroq berdi deyilyapti. Birinchisi oq bayroqni Musab ibn Umayrga, 2 ta qora bayroqni bittasini Ali, ikkinchisini Sa'd ibn Muazga bergan deydi. Bu Ibn Qoyyimdan, Zodul Mod kitobidan. Bayroqlar tarqatib berdi, musulmonlar jangga tayyor bo'lishdi. Quraysh musulmonlar tayyor bo'lganda qo'shini bilan keldi, hamda quduqlarda suvlar yo'qligini ko'rishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu paytda chodirda o'tirib, qo'lini ko'kka ko'tarib, ilhaq bilan, hali hech qaysi kun bunchalik ilhaq bilan duo qilmagandi payg'ambarimiz. Allohumma anjizli ma va'adtani. Allohumma intahlik hadhihi al-isoba min ahli al-islam fala tu'bada fil ardi abada. Parvardigor, menga bergan va'dang. Parvardigoro, ahli islom bo'lgan mana shu jamoat bugun mag'lub bo'lsa, senga hech qachon yer yuzida ibodat qilinmaydi. Ya'ni bugun mana shu 314 ta sahoba mag'lub bo'lib, musulmonlar yengilsa, senga biroq ibodat qilmay qo'yadi. Islom mag'lub bo'ladi dedi. Ilhaq bilan Robbisiga shunday qattiq duo qilaverganini ko'rib, chodirda oldida Abu Bakr Siddiq turardi payg'ambarimiz bilan. Ya Rasululloh, duoingizni yengilroq qiling, Allohga qasam, sizni hargiz xor qilmaydi dedi. Albatta ijobat qiladi duoingizni dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jangga shay turgan qo'shinini ko'zdan kechirib, ularda hammasini bir tekis saf tortib turishini buyurdi. Odatda arablar jangga kirsa, u paytda qo'shinni 5ga bo'lar edi. Hammasal jaysh deydi. Oldingi qism, orqa qism, o'ng chop qanot va o'rta. 5ga bo'lmadi payg'ambarimiz hammasini bir saf qilib terib qo'ydi. Shunda bir kichkina bir hodisa yuz berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tekis turgan safni kuzatib borayotgandi. Savod ibn G'ozi ismli kishi sal safdan oldiroq chiqib olgan edi. Shu kishi sababli qo'shin qishiq turibdi safi. Saf tekizmas. Yana u kishini yana qorni ham bor edi. Yana ham oldiroq chiqib turibdi qonni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilarda qo'lidagi tayoq bilan saf tekiz qiling deb qonniga kaltay tekizib qo'ydi. Shunda Savod ibn G'ozi ya Rasululloh jonim og'ritdingiz dedi. Qasos olaman dedi. Sahobalar, bu kishi Rasulullohku desa, ha jonimni og'ritdi, qasos olaman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin birodarlar. Hayotini har bitta holatida siz bilan bizga ibrat namuna. Jahli chiqqanda ham, xursand bo'lganda ham, boy bo'lgandan faqir bo'lganda ham qo'liga tayoqni berdi. Va qornini payg'ambarimiz ochib berdi. Shunda boyagi Savod ibn G'oziya qo'lidagi tayoqni yerga tashladida payg'ambarimizning qorniga mahkam yopishib, o'pib quchoqlab betlarga surtib qoldi. Payg'ambarimiz ma hamalaka ala hada. Nima bunday qildingiz dedi? Ya Rasululloh, ish ko'rib turganingizdek turibdi. Ya'ni hozir jang qilamiz. Agar bugun dunyodan chiqishligim yozilgan bo'lsa, hayotda oxirgi marta meni jasadimga tekkan narsa siz muborak jasadingiz bo'lishini xohladim dedi. Payg'ambarimiz ular mana shunday yaxshi ko'rishar edi. Shu holatdan foydalanib payg'ambarimizni badanlariga badanlarni tegizib oldi. Qo'shin sap tortib turibdi, 2 ta qo'shin. Mushriklardan birinchi bo'lib Asvad ibn Abdul Asad al-Mahzumiy chiqdi-da o'rtaga, Allohga qasam dedi. Musulmonlarni suvdan ichmay o'lmayman dedi. Musulmonlarni suvdan ichaman, Allohga qasam dedi. Bitta o'z yurib keldi. Uni yo'lini Hamza ibn Abdul Muttolib to'sida qisqa o'rilgan jangda uni oyog'ini uzib tashladi. Endi qarang,
Allohning nomiga qasam ichgan Aswad ibn Abdul Asad qasamini bajara olmaslikka sababi uzri bor. Lekin shu holatda ham sudralib bo'lsa ham borib, hovuzdan suv ichishlik qasdida bo'lib, o'sha yerga intilib qoldi. Hamza roziyallohu anhu shu yerda olib kallasini uzib tashladi. U bergan va'dasini bajarmay qolishlikka, qasamini oxlamaslikka sababi bor, uzri bor. Ichmading-u desa, "Ha, ko'rding-u" deb qo'ymaydi-da u. Ular bir so'z aytganmiz-ku, nimaga payg'ambar arablardan chiqdi? Allohning hikmati. Ba'zi hikmatlarni sanab o'tganda bu xalq deydi ulamolar. Qaysar edi, o'jar edi. To'g'rini bilgan asosdan hech qachon qaytmas edi. Sodda edi. U so'zni kimga berdi? O'ziga berdi. Hozirgi odamlarda shu sifat ozayib ketyapti, birodarlar. Va'da berdi, bajarmadi, bahona 10 ta bahonasi tayyor. O'g'il bola avval so'z berganda u so'zni o'ziga beradi, birodarlar. Shuning uchun va'da berishdan, boraman 8 ga deyishdan, men aytib beraman deyishdan buni o'ylasin o'g'il bola. Mana shu sifat ozayib ketyapti o'g'il bolalar oramizda. O'rtaga Utba ibn Robiya chiqdi. Utba ibn Robiya muboraza talab qilib chiqdi. Muboraza u davrlarda odatiga ko'ra har ikki qo'shin o'zini pahlavonlarini o'rtaga chiqarib, urushtirib, o'zini qo'shinining ruhini ko'targizadi. Shijoatlantiradi. Utba ibn Robiya chiqdi. Uning o'g'li Valid ibn Utba chiqdi. Uning ukasi Shayba ibn Robiya chiqdi. Utba, Valid va Shayba. Kim yakkama-yakka muborazaga chiqadi dedi. Shunda ansorlardan Muaz ibn Afro, Auf ibn Afro aka-ukalar va Abdulloh ibn Ravoha chiqdi. Ansorlar uchalasi ham. Ustlariga temirlarni kiyib olganligi uchun tanilmas edi. Utba kimsalar deb so'radi. Ular o'zlarini tanitishdi. Utba, "Ha, ashroflar, ya'ni qavmining sharafli kishilari. Lekin biz ey Muhammad o'zimizni qavmimizdan bo'lganlar bilan jang qilishni xohlaymiz. Ey Muhammad o'zimizni qabilamizdan, o'zimizni urug'dan bo'lganlarga bizga qarshi chiqardi." dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar, "Turing ey Ubayd ibn Horis" dedi. "Turing ey Ali" dedi. "Turing ey Hamza" dedi. Ubayda ibn Horis payg'ambarimiz amakisining o'g'li. Ali ibn Abi Talib payg'ambarimiz amakisining o'g'li. Hamza ibn Abdul Muttolib o'zining amakisi. Eng yaqinlarini fido qilyapti. Ular chiqqandan keyin Utba qarab turib, "Ha, sizlar bizga tengsizlar" dedi. Ular ham Qurayshdan, bular ham Qurayshdan. Ubaydaga qarshi Utba chiqdi, Hamzaga qarshi Shayba chiqdi, Aliga qarshi Vali chiqdi. Birinchi bo'lib o'zini raqibini Ali roziyallohu anhu qatl qildi. Cho'zib o'tirmadi. Bir ikki zarba deyla qatl qilib qo'ydi. Shaybani ham Hamza roziyallohu mana shuni tezlik bilan qatl qildi. Endi Ubayda bilan Utba bir-biriga teng zarba berishdi. Ikkalasi ham yiqilib qoldi. Hamza bilan Ali roziyallohu anhu xumolar kelib, Utbani shu yerda qatl qilishdi. Ubaydani qaytarib musulmonlarni muaskariga olib ketdi. Keyin bu kishi mana shu olingan jarohatdan shahid bo'ldi. Bir duf'ada 3 ta sayyididan ajragan Quraysh yana muboraza bo'lishini xohlamadi va hujumga tushga buyurdi. Arablarda odati al-kar wal far. Bora hujum qiladi, qaytadi. Hujum qiladi, qaytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Quraysh hujumga o'tgan paytda yana bir ajib hukmda aytdi. Tiz cho'kinglar hammalar dedi. O'zi qo'shinni bir saf tortib qo'ygani u davr uchun umuman hech kim qilmagan bir uslub edi. Endi dushman hujum qilib kelsa tiz cho'kinglar hammalar dedi. Musulmonlar tiz cho'kadi. Ular yaqinroq masofa kelib turib kamon otishni boshlaganda payg'ambarimiz aytdilar, kamon bilan zarba bersalar o'zlaringizni qalqon bilan himoya qilinglar. Agar yaqinlashib kelsalar ularga xuddi bir kishi hujum qilganday hujum qilinglar dedi. Musulmonlar karvon yo'lini to'sgan chiqqan, shuning uchun qalqon yetarli emas edi. Qalqoni bor odam o'zini himoya qilardi, yana yonidagi kishini ham himoya qilardi. Otilgan kamonlardan birinchi bo'lib shahid bo'lgan bu Umar ibn al-Xattobning quli. Birinchi musulmonlardan vafot qilgan kishi Umar ibn al-Xattobning quli bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shinni shijoatlantirib aytdilarki, "Oralaringizda bugun kimingiz jang qilib vafot etarkan, ortiga chekinmas ekan, kengligi osmonlar va yerchalik jannatga kiradi" dedi. Kim bugun jang qilib, orqasiga chekinmasdan vafot qilsa, kengligi osmonlar yerdagi jannatga kiradi dedi. Shunda Umayr ibn Hamam ismli sahoba xurmo yeyotgan edi. Ya'ni jangda bir quvvat bo'lishi uchun xurmo yeyotdi.
Baxın, baxın ya Rasulullah dedi. Yani bu taaccüb üçün ayetini aldın. Yani, Rasul neme dediniz dedi. Ne kadar bir şirin söz. Neme dediniz dedi Peygamberimiz. Umayr dedi. Kim bugün uğruşup, can kılıp, arkaya çekilmezden vefat etse, keyinliği, Osmanlılar yerdeki cennet girerdi degende ne kadar güzellerse dedi de hala korumada şaşırıp yok kaldı. Çünkü şunu yese kuvvet oladı. Sonra etti ki Allah'a kasam dedi. Eğer şu kagan hurmada yiyişlik için kütalıyan bulsam, bu hayat cüda hem uzun hayat bulup getirdi dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü ki onlarda imanı şunçalı küçülü bugün. Cennetki şapkı şunçalı katlı bugün. Ne mi yediği varsa bu 30 sekund getir, 1 minut getir. Lekin o şu 1 minutten turist halama yaptı ki tezirak cennet kekeri dedi. Kagan hurmaladı taşı varıp hücum kekirdi, şahit buldu. Ceng başlanışından evvel yaş yigitçiydi. Harasa İbn-i Suraka. Bu yigitke natanış, bir garip ok geldi de sayılıp şahit buldu. Kim atkeni namam? Ceng nihayası gitkenden keyin burada bu Badr-ül Kubra İslam tarihindeki en katta gazat deyildi. Yevmel Furkan, yevmel takal cema'an dedi Allah-u Teala bu gün hakkıda. İki cemaat tokunaşken Furkan günü deydi. Hiç kaysa gazat bundan keyingi. Özünü azamatı, özünü kadri cihatıdan Badr gazatı getirin kelamıydı. Harisi İbn-i Sulakhan'a onası gelip cengden keyin. Ya Resulullah, menge oğlum hakkıda, Harisi hakkıda haber verin. Oğluma buldu. Cennet çekirdi mi? Ya yok mu? Eğer cennet çekirgen olsa sabır kılamam. Eğer onu bulmasa Allah köredi men kandı iş kılamam. Yani yığılıp, dot salıp, saçını ölüp, yüzünü tülüp, başından tupura tökerdi. O payette hali haram kılınma yanı da. Mayyitler yemene şimdi yığılaştık. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Sizge vay bolsun ey Muharisa dedi. Sizge vay bolsun ey Muharisa. Namid buldunuz mu? Oğuliz bitti cennet yemez. Köp cennetlerge, tamami cennetler kirdi. Oğuliz Firdevsül A'la'ya yetti dedi. Kursan. No, hatta bir kursan çiliği bana anası kaytip gitti. Ceng başlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cengini idara kılıçlıydı. Komandanlarına tapşırdı. Ve özü çadırga barıp dua kıla başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırda namaz okuyken de esnası da namaz okuşluk esnası da Resulullah'ın közü uykuya gitti. Şöyle kısa yine okuladılar da uyanıp durup yüzde ne hadi bir kursançılığı alamadı göründü. Ebu Bekir, ya Resulullah ne mi oldu sizce de sonra gene de? Ebu Bekir, kursan bolin. Kursan bolin. Cibril bizge yardım için minte farişlerini başlayıp geri yaptı dedi. Müslümanlar 314'teydi. Müşriler minteydi. Allah da Allah Müslümanlarına yardım verişlik için Cibril başlığı da minte farişlerini yubardı. Buradalar hiç kaysi gazatta farişteler katlaşkenmez. Fakat Badr gazatta katlaşken. Hunayn gazatta geçişken farişteler. Lekin katlaşmagan ular. Lekin fiilen Müslümanların yanında durup kılıç götürüp müşrilerde çapken ceng fakat gene Badr gazatı da boldu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşkarıya çıktılar da bir sıkım tuprağı diyor ki kumda oturup şahatil vucuh deyip durup müşriyle tamangı harap attı. Yani közler kör basın dedi. Badr günü müşriyle tamanda bulup keyin tırık olup İslam getirgenlere aitadı. Badr günü közümüz gediydi hamamızı kum doldu dedi. Bir ortamız hat aman kalmadık. Hamma közünü maşan kılıp ağır olup kalı iş kalıp. Mana şu atışlık hakkı da Allah aytadı. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Ey Muhammed! Ularının yüzüge, kolingizdeki bir sıkım tuprağını atken paytingizde siz atmadınız. Belki Allah attı. Bu cengini Allah Teala özü idare kılı yaptı. Bendeler fakat gene vasıta. Bendeler fakat gene vasıta. Allah haklıge iş buladı. Bendeler bunu yordan bir adımı, bir miydim Allah adetkeni buladı. Allah bu dinde aziz kılıcı da haladı mı? Bendeler şu hizmet tıkılıp azizliği de özgü satı olsun. Siz kemezsiniz, meçişken başkası geledi. Siz o şubu kıylenge oradan bir oradan vermezsiniz, başkası oradan beradı. Siz okumazsiniz, uyulundu, başkası okuydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem can esnası da şimdi hükümlerde ilan kıldılar. Abul Buhturi İbni Hişam'da öldürmeyler. Abul Buhturi İbni Hişam'da öldürmeyler. Ne mi gel? Ha bu müşriler tamamen de kel diyor. Müslümanlar da katakalaman da hep kel diyor.
Aytayapmiz-ku payg'ambarimiz har bitta holatda ibrat deb. Dushmaniga nisbatan payg'ambarimizni qilayotgan ishini qarang. Abul Buxtori ibn Hishom musulmonlarni qiynashlik uchun iqtisodiy qamal 3 yil bo'lgan edi. Sahifa yozishgan edi mushriklar. Ana shu sahifani olib tashlashlikka birinchi bo'lib harakat qilgan Abul Buxtori ibn Hishom edi. Kofir bo'lsa ham ana shuni musulmonlarga qilgan yaxshiligini payg'ambarimiz jang maydonida bo'lsa ham nima qilyapti? Qadrlayapti. Abul Buxtori ibn Hishomni o'ldirmanglar dedi. Yana Banu Hoshimni qatl qilmanglar, chunki Banu Hoshimdan bo'lganlar payg'ambarimiz urug'i. Majbur qolishdi, jangga rag'bat yo'q edi bular. So'ngra Abbos ibn Abdul Muttolibni qatl qilmanglar dedi. Payg'ambarimiz amakisi mushriklar tomonidan. Shunda bu buyruq qo'shinga tarqatilib e'lon qilinayotgan paytda Abu Huzayfa ibn Utba ibn Robiya payg'ambarimizning sahobalaridan Abu Huzayfa. Bu Abu Huzayfa hozir qatl qilingan Utbaning o'g'li. Hozirgi qatl qilingan Shaybani jiyani. Hozirgi qatl qilingan Validning ukasi. Musulmonlar qotil turgan Abu Huzayfaning otasi, inisi, amakisi ko'zining oldida qatl bo'ldi. Joni nihoyatda bir achishib turgan edi. Endi payg'ambarimizni Abbosni o'ldirmanglar degan buyrug'ini aytganda bo'yiga alamda turib jahl ustida bittamizni otamiz, inimiz, amakimiz qatl bo'ladi-yu, Abbos o'lmaydi ekanmi? Allohga qasam, ro'boromga kelsa, uni yuziga qilich bilan uraman dedi. Albatta bu payg'ambarimizga qarshi isyon emas edi, bu bo'yiga hissiyotidan kelib chiqib gapirgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu narsani xabar yetganda payg'ambarimiz nima dedi? Ey Umar dedi. Nabiyingni amakisini yuziga qilish bilan urushlik yo'l qo'yasanmi dedi. Shunday qilishni sug'ordi da Umar ibn Xattob, "Ya Rasululloh, ruxsat bering Abu Huzayfani bo'yni uzib tashlay, munofiq bo'lib qopti" dedi. Shu gap kifoya qildi. Abu Huzayfa keyin aytadi, "Bilmay qoldim qanday chiqib ketganini" dedi. Va umri davomida qiylanib yurdi, aytardiki, "Bu so'z bu so'zni mendan faqat shahidlikkini yutib tashlaydi. Shahidlikkina mendan bu so'zni yutib tashlaydi." Va ana shu Musallamaga qarshi bo'lgan jangda u kishi shahidlikni topdi. Rasulullohga gunohkor bo'lishlikdan, osiy bo'lishdan mana shunday qattiq qo'rqishadi. Jang boshlandi. Abul Buxtori ibn Hishomni o'ldirmanglar dedi payg'ambarimiz. Mujazzir ismli bir sahoba jang asnosida Abul Buxtoriga to'r kelib qoldi. Abul Buxtori Mujazzirga tashlanayotganda Mujazzir aytdiki roziyallohu anhu, "Ey Abul Buxtori" dedi. "Mendan nari bo'l" dedi. Chunki Rasululloh seni o'ldirmasligimizni buyurgan dedi. Abul Buxtori sherigimichi dedi. "Sherigimdan qaytarmagan" dedi. "Sherigimdan qaytarmagan bo'lsa, sherigimni himoya qilaman" deb Abul Buxtori Mujazzirga tashlandi. Har qancha harakat qilmasin, Abul Buxtori qocha olmadi, oxiri o'zini himoya qilib Mujazzir burib qatl qilib qo'ydi. So'ngra jangdan keyin kelib, "Ya Rasululloh, men aytdim. Men himoyalanayotib meni o'ldirishga yaqin bo'lgandagina qatl qildim" dedi payg'ambarimiz avf qildi. Mushriklardan bir kishi endi jang ketyapti. Hamma yog'iga temir kiyib olgan, hech kim unga yeta olmayapti. Shu ko'zidan boshqa hamma joyiga temir qoplab olgan. Nayza bilan urushyapti, kamon bilan urushyapti, qilich bilan urushyapti, ta'sir qilmayapti. Musulmonlar shikoyat qilib payg'ambarimiz oldiga keldi. "Ya Rasululloh, azana. Bizni qiynavordi, hech narsa qila olmayapmiz" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini qarindoshi Zubayr ibn al-Avvomni chaqirdi. "Borib shu ishni to'rlang" dedi. Ya'ni tabiiyki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimga nimani uyushdi bilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng zo'r rahbar bo'lgan. Qaysi o'rinda kimni qaysi ishga qo'yishdi zo'r bilgan. Zubayr ibn al-Avvomga shu ishni tadbirini ko'ring dedi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu birodarlar tirikligida jannatligini eshitgan asharay mubasharaning bittasi. Bu kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalari Sofiya binti Abdul Muttolibning o'g'li. Zubayr aytadi, "Bordim, atrofida aylandim" deydi. Biror bir nozik joyi bormi, ochiq joyi bormi? Hech qanaqa ochiq joyi yo'q. Faqatgina mana shu ko'zi deydi. So'ngra uni ro'barasiga turdimda, qo'limdagi nayzani shunaqa bir puxtalik bilan, shunday bir nishonga qattiq olib otdim. Nayza ana shu ko'zining ochiq joyiga kirib, orqasidan teshib chiqdi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu jang maydonida mislsiz jangchilardan edi. Ot minganda ikkita qo'li bilan ikki tomonga teng jang qila olardi.
otni oyog'i bilan boshqarib, ikkita qo'lida qilich ushlar edi. Bu sifatga Xolid ibn Vayt ham ega edi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhuni onasi tarbiya qilgan birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Haybar kunida har bitta payg'ambarning havorisi bo'ladi, ya'ni ishongan eng yaqin kishisi bo'ladi. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom degan edi. Yahudlar bilan bo'lgan Haybar jangida bir qancha pahlavonlari chiqadi, musulmonlarni pahlavonlar bilan urushadi. Musulmonlar yengadi, Yosir ismligi chiqadi. Yahudilardan Yosir ismli pahlavoni chiqadi, 2.5 metr bo'ladi bo'yi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ma atvala deydi. Na qadar uzun ekan deydi. Chiqadida man yubariz deydi. Kim yakka-makka chiqadi? Bu Haybar u hech kim chiqmaydi. Shunda Zubayr ibn al-Avvom men deb chiqadi. Sofiya binti Abdul Muttolib billa borgan u g'azotga. Ya Rasululloh, bolamni o'ldirib qo'yamikin deydi. Ya'ni Sofiya bilan Abdul Muttolib hech narsadan qo'rqmaydigan ayol bo'ladi. Sofiya binti Abdul Muttolib xavotirga tushadi. 2.5 metr. Bolamni qatl qilib qo'yamikin ya Rasululloh? Yo, inshaalloh Zubayr qatl qiladi uni deydi. Uzoq jang bo'ladi, Zubayr uni qatl qiladi. Shu kuni aytadi payg'ambarimiz. Har bitta payg'ambarni havorisi bor. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom deydi. Jang asnosida sahobalardan Qatoda roziyallohu anhu jarohatlandi. Yuziga qilich tegdi-da, ko'zi pastga sangilab tushib qoldi. Ansorlar uni kesib tashlaymiz kelganda to'xtanglar dedi. To'xtanglar dedi. Rasululloh ko'rsa nima qilar ekan dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llari bilan ko'zini ushladilar-da, sekin joyiga solib silab qo'ydi, ko'z asl holiga qaytdi. Vallohi deydi, qaysi ko'zim jarohatlanganini bilmayman deydi. Ansorlardan 2 yosh yigit, Muoz va Avf ibn Afrolar. Boyaga muborazaga yurib chiqqan 2 yigit. Bittasi 15 yashar, bittasi 16 yashar. Abdurrahmon ibn Avf aytadi, Abdurrahmon ibn Avf jang orasida deydi, jang ketayotganda o'ng tomonida bittasi, chap tomonida bittasi jang qilyapti deydi. Endi to'g'ri shug'ullangan, shijoati bor, lekin jangga birinchi marta chiqishi, tajribasi yo'q. Shuning uchun yoningda sal bir tajribasi borroq odam bo'lishini xolading deydi jangda. Bir payt deydi, biri quloqimga pichirab qoldi. Ey amaki, Abu Jahlni taniysizmi deydi. Ha, taniyman deydi. Nima qilasiz uni desa, eshitishimcha Makkada payg'ambarimizga eng qattiq aziyat bergan Abu Jahl ekan deydi. Nima qilasiz uni desa, qatl qilaman deydi. 15 yashar bola. Qo'shinni qo'mondonini mo'jallayapti. Ozgina vaqt o'tdi, ikkinchisi shu gapini bu quloqimga pichirladi deydi. Ya'ni rohatlanib ketdim shunda shijoatli bolalar orasida turganimdan deydi. Hech qancha vaqt o'tmadi-da, xuddi ko'p daraxtlar o'rtasida o'rmonda bir daraxt turgandek Abu Jahl ko'rindi deydi. Abu Jahl ko'rgandan keyin ularga qarab turib, "O'nov kishini ko'ryapsizlarmi?" dedim deydi. Ikkalasi ha dedi, "Shu Abu Jahl" dedim. Gapimni tugatmasdan turib, ikkovi kamon o'qidek uchib ketdi oldiga. O'nga chopga urdi-da borib turib Abu Jahl oldiga tushib qoldi. Qo'shinni yorib o'tishdi. Ursi ham zarb urdi, bunisi ham zarb bo'ldi, Abu Jahl yiqildi. Bu endi bu ikkisi qo'shinning o'rtasida qoldi. Abu Jahlda oldida turgan o'g'li, Ikrima ibn Abu Jahl Avfni qatl qildi. Endi Muoz esa jang qilib orqaga chekinib borar ekan, bitta qo'liga qilich bilan urishdi, qo'lini uzib tashlashdi. Qo'li terisi bilan ilashib turardi. Orqaga qaytdi-da, ana shu uzilgan qo'lini oyog'i bilan bosib turib, bir tortib uzib tashladi. Keyin yana jangga kirdi, keyinchalik jang nihoyasiga yetganda bu kishi shu olingan jarohatdan shahid bo'ldi. Lekin Abu Jahl hali o'lmagan edi. Hamma yo'q qonagan, lekin hali ruhi tanasini tark qilmagan edi. Abu Jahl yiqilgandan keyin mushriklar qochishni boshlashdi. Musulmonlar ularni quvlab 70 tasini qatl qilishdi, 70 tasini asir olishdi. Mushriklar qochishni boshlaganda Umayyatunni xalab qochmadi. Qo'lida qurollari, hamma yo'g'i joyida, o'g'li bilan turib qochmadi. Nimaga qochmadi? Chunki Sa'd ibn Muoz unga Makkada aytgan edi, "Seni biz qatl qilamiz ekan, Rasululloh aytdi" desa, ishongan edi. Bilishadi payg'ambarimiz gapini rostligini. Qayerda qatl qilasizlar ekan, uni aytmadi dedi. Hozir qochsa qatl bo'lishini bilardi-da. Shu payt Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu o'ljalarda teri yurardi. Qarasa, Umayyatunni xalaf qurollari bilan, o'g'li bilan turibdi. Hamma qochyapti, qochmayapti.
Umayya qossa qatil bo'lishi aniq. Shuning uchun asir tushishni xohladi. Asir tushganda ham birorta bir hurmatliroq odamga tushsa himoya qilib oladi. Ey Abduvud dedi Abdurahmonga qarab. Jahiliyatda Abdurahmon ibn Avfning ismi Abduvud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini Abdurahmon deb ismlarini o'zgartirgan edi. Umayya ey Abduvud desa Makkada davrda Abdurahmon qaramas edi. Men Abduvud emasman dedi. Men Abdurahmon deman dedi. Rahmoningni bilmayman men dedi. Men seni Abduvud deyman dedi. Desa Abdurahmon unda men qaramayman senga dedi. Xullas ikkalasi ittifoqqa kelib Abdul Iloh degan ismga ke rozi bo'ladi. Ya'ni Ilohning quli degan. Abduvud dedi qaramadi. Ya Abdul Iloh dedi, bunday qaradi. Seni savodlaringdan ko'ra dedi. Yaxshiroq savod kerakmi dedi ustiga savodni ko'rsatdi. Ha dedi bizni asir ol bo'lmasa dedi. Jang qilishlikka hamma imkoniyati bor. Bitta qo'lida o'g'lini, bitta qo'lida otasini yetalab ketyapti. Bilol ko'rib qoldi roziyallohu anhu. Bilol kimdi? Shu Umayyatumni xalaqti quli edi. Nohayta bir qattiq aziyat bergan Umayya edi. Sahroga olib chiqib yechiltirib qo'yib, qumga yotkizib, qorniga katta xarsang toshlarni bostirib qo'yib qiynagan kimdi? Umayya edi. Bilol roziyallohu anhu ko'rib qoldi. Kufrni boshi Umayyami dedi. Ma najawtu in naja. Agar u omon qolsa men omon qolmayman dedi. Yugurib keluvdi Abdurahmon roziyallohu anhu, "Ey Bilol, bu meni asirim" dedi. "Tegma" dedi. "Bu asir emas, bu qatl bo'lish kerak. Agar u tirik qolsa men tirik qolmayman" dedi. Abdurahmon roziyallohu anhu, "Yo, bu meni asirim" deb ketib qoldi. Bilol roziyallohu anhu nima ish qilishni bilmasdan qarorda bir to'p ansorlar turgan edi. Yugurib bordida, "Meni Makkada qiynagan odamni o'ldirishni xohlaysizmi?" dedi. Qani dedi, "O'n" dedi. Yugurib kelgan ansorlar Abdurahmonni o'rab olishdi. To'xta dedi. Bu qatl bo'ladi dedi. Bu meni asirim desa Bilol roziyallohu anhu kelib, "Meni undoq qilgan, meni bundoq qilib qiynagan, unday qilgan" dedi. Abdurahmon qarasa iloji yo'q. Yot yerga dedi Umayyani. Umayya yer yotib ustiga yotib oldi. Ya'ni qilich sayib qo'l. Bilol roziyallohu anhu, "Taydan bo'lsa ham qatl qilinglar, taydan bo'lsa ham qatl qilinglar" dedi. Abdurahmon ibn Avf tayda bo'lsa qaramasdan sayib qatl qilishdi. Hatto shijoati qatti bo'lgandan ansorlar Abdurahmonni ham oyog'ini kesib qo'yishdi. U o'lgandan keyin Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu aytdiki, "Ey" dedi. "Bilolni Alloh rahmat qilsin" dedi. "Asirim ham ketdi, savutim ham ketdi" dedi. Bu jangda farishtalar ham ishtirok etishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "O'zlaringiz qatl qilgan maqtullar bilan farishtalar qatl qilgan maqtullarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mushriklarning bo'ynidagi kuyishlik va barmoqlardagi belgilariga qaranglar" dedi. Mushriklarni farishtalar o'tdan bo'lgan qilich bilan urardi. Mushriklarni farishtalar qatl qilganlarning bo'ynlarida haqiqatan kuyishlik alomatlari ko'rinardi. Sahobalardan biri bir mushrikni urish uchun qilichini shunday ko'targanda kallasi uchib ketdi. Keyin maqtanar ekan, "Men shunday jang qildim, shunday jang qildim, shunday qilichimni ko'tarib, hali qilichimni tushirmay turib, mushrik kallasi uzilib ketdi." Maqtanar ekanini payg'ambarimiz eshitib turib, "Unday dema" deydi. "U" deydi, "farishta qatl qildi uni" deydi. "Agar farqiga bormoqchi bo'lsanglar, ana shu jarohatlarga qaranglar" deydi. Bir boshqa bir sahoba jang asnosida unga, "Ey Hayzon, beri kel" degan ovozni eshitdi. Payg'ambarimizdan so'raganda, "Bu farishta edi sizni chaqirgan" dedi. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Allah faqat xushxabar bo'lsin deb va ko'ngillaringiz xotirjam bo'lishi uchun shunday qildi. G'alaba faqat Allohning dargohidan bo'lur. Haqiqatan Alloh g'olib va hikmatli bo'lgan zotdir. Arobiylardan Qabbos ibn Asham. Qabbos ibn Asham ismli bir arobiy ikkita qo'shinni jamlanayotganligini ko'rib turib, bir balatroq joyga chiqib, jangni tomosha qilmoqchi bo'ldi. Odatda janglar o kunlab, haftalab, oylab bo'lar edi. Birodalar, Badr g'azovati bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Mana shunday azamati bilan, mana shunday buyukligi bilan bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Qabbos boyaga tepalikka chiqib, uzoq bo'ladi jang deb tayyorlanib o'tiruvdi. Ya'ni musulmonlarning mag'lub bo'lishini kutyapti bu. Chunki bular 3 barobar ko'p bulardan. 2 soatgina bo'lgan jangda mushriklar qochib ketganini ko'rib turib, hech kim yo'q yonida, o'ziga o'zi, "Ya Alloh" dedi. Bu kunga o'xshash ajablanarli kun ko'rmaganman ha. Ajoyib ish bo'ldi ya. Ayollardek qochib ketishdimi dedi. Xandaq g'azotidan keyin yoki Hudaybiya sulhidan keyin deyiladi, Qabbos ibn Asham mana shu arobiy islomga keldi.
Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabbas'ını körüp durup, onu oturgen hiç kim körgenmez. Ey Kabbas dedi, sen Badr günü öşü cayda hazır edin ya dedi. Şaha dedi. Badr günü nimede o deyin dedi. Bu günkü okşaş acablanarlı günü körmedim. Ayollar da koştular ha dedi mi dedi. Şunda Kabbas'ın yaşayan yana bir madde. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Bu sözünü hiç kim getken yemez mi? Şunki yıl ötkenden keyine bu sözü menge isleti yapsız, buna sana fakat nabi bilişi mümkün dedi. İslam tarihindeki en büyük gazat, Badr gazatı, bari yoku, iki saat devam etti. Akulu kavli hada, ve astagfirullah kadar ettim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.